arkadaşlar. Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün makinenin yakıt konusuyla bir alakalı video yapmak istiyorum. Şimdi bu makine, bu soru çok geliyor. Makine ne kadar yakıyor, ne kadar tüketiyor, ne kadar yani kaç litre? Bu soruyu çok alıyorum Instagram'da da, YouTube'da da. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde çalıştığımızda bakın, aşağıdan malzemeyi alıp yukarıdan arabaya döktüğümüzde bu makine 26 litre yakıyor. 26 litre saatte 26 litre yakıt yakıyor. Bu şekilde, ama bu şekilde çalıştığımızda. Diğer türlü, mesela buradan aldım, araba burada, hemen döktünüz malzemeyi içine, o zaman da bu 305'ler 24 litre yakıt yakıyor. Yani saatte 24 litre. Sökü yaptığınızda değişir. Bu malzemede fazla zorlanmıyor makina. Yerine göre de değişir. Yani bunu, bu sorunun cevabına bir video yapmak istedim. Bu şekilde aşağıdan alıp yukarıya arabaya götürüp döktüğünüzde, yani böyle çalıştığınızda arkadaşlar, bu makine 26 litre yakıt yakıyor. 26 litre arkadaşlar. Bu soru çok soruluyor bana. Ben de bunu cevaplamak istedim. Burada hesapladım. Yani daha önce hesaplamamıştım. Ama denedim. Alttan çalıştığımızda, üstten çalıştığımızda mazot alıp denedim. Ve 26 litre yaktığını gördük arkadaşlar. Arabalarda yağmurdan dolayı aşağısı berbat. Buradan yüklüyoruz. Bugün kendi arabaları sadece. Öyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Nasıl yapmışım, yapmış mı? Diğer sıfır gelen makine bunlara. Bunlara sıfır gelen Sani 305, onu da hesapladık. O da 28 litre yakmış arkadaşlar. Yeni olduğu için, yeni makinalar açılmadığı için biraz daha fazla yakıt tüketiyor. Ama bir 15 gün, 20 gün içinde tabi o da açılıyor, oturuyor enjektörler, memeler falan. O da düşer yani yakıtı. Ama çalışmaya da bağlı. Ben bunu 24 litreye düşürdüm yani, 24 litre. Araba alta yanaştığında, alıp yanına böyle koyduğunda 25 litre, 24 litre o aralarda yakıyor bu makineler. Sorularınızın cevabı, yakıt ile alakalı sorularınızın cevabı bu videoda. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmasın ve bildirim zillerini açalım arkadaşlar. Bakın, videoyu ben gönderdiğimde size bildirim geliyor. Bunları açın ki
direkt gönderdiğim gibi girin. Bakın. Herkes bir anda girerse videonun erişim olayı daha çok olacak. Ya yani etkileşim olacak, anladınız mı? Ne kadar çok kişi bir anda girerse o kadar etkileşim oluyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bildirim zillerini açalım lütfen. Çok sıcak oldu, terledim. Siz diyeceksiniz ki şimdi bu karda, kıyamette çalışılır mı? Ama çalıştırıyorlar işte. Çalışıyoruz arkadaşlar. Yaz kış devam. Arabaları aşağı indiremiyoruz. Her yer berbat oldu. Yağmur yağınca öyle oluyor zaten. Bu şekilde çalıştığınızda 27-28 litrelere çıkabilir. Yani hem buradan alıyorsunuz en arkadan, hem en arkaya arabayı götürüyorsunuz, arabaya götürüyorsunuz. Bakın ta buradan aldım, kaldırıyorum. Araba yukarıda. En aşağıdan alıyorum bir de. Bunlar makine için zorlayıcı şeyler arkadaşlar. Şimdi hemen alıp dibinde yanında arabaya dökmek var. Bir de ta böyle aşağıdan alıp dökmek var. Şimdi araba şurada sağ tarafta olsaydı, bakın. Şurada olsa sağ tarafta araba, misal diyorum. Kaldırdım, döktüm. Bir daha aldım, bir daha döktüm. Çok kolay oluyor ama iki katı işlem yapıyorum burada, bakın. De böyle geç yükleniyor araba. Her makina böyledir arkadaşlar. Yani yakıtla alakalı olaylarda böyledir. Böyle yüklemek zaten sıkıntı. Operatör için de iyi değil. Görmüyorsun sonuçta. Karambole yüklüyorsun. Bir de çıkmıyor tabii. Bitiyorsun. Arabayı iterken de bu kenar direklerden itin arkadaşlar, bak. Ortadan kesinlikle hayır, kapağı yamultursunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler.